وصف الحيوان النحل لإخوان الصفاء ومما خص الله به النحل وأنعم عليه به أن جعل خلقة صورتها وهياكلها وجميل أخلاقها وحسن سيرتها وتصاريف أمورها عبرة لأولي الألباب وآية لاولي الابصار وذلك انه خلق لها خلقه لطيفه وبنيه نحيفه وصوره عجيبه بيان ذلك انه جعل بنيه جسدها ثلاث مفاصل محدوده فجعل وسط جسدها مدمجا أو مدمجا مخروطا ورأسها مدورا مبسوطا وركب في وسطها أربع أرجل ويدين متناسبات المقادير كأضلاع الشكل المسدس في الدائرة لتستعين بها على القيام والقعود والوقوع والنهوض. وتقدر أساس بناء منازلها وبيوتها على أشكال مسدسات مكتنفات كي لا يداخل كي, كي لا يداخلها الهواء فيطر بأولادها أو يفسد شرابها الذي هو قوتها وذخائرها. وبهذه الاربعه الارجل واليدين تجمع من ورق الاشجار والزهر والثمار الرطوبات الرطوبات الطهنيه التي تبني بها منازلها وبيوتها شرطه شاردو dokunabilir. تجمع من ورق الأشجار والزهرة والثمار، الرطوبات الطهنية التي تبني بها منازلها وبيوتها، وجعل -سبحانه وتعالى- على كتفها أربعة أجنحة خفيفة حريرية لتسيح في الطيران في جو السماء. وجعل مؤخر بدنها مخروط الشكل مجوفا مملوءا هواء ليكون موازيا لثقل راسها في الطيران وجعل لها حمة حادة كانها شوكة وجعل سلاحا لها وجعلها سلاحا لها لتخوف بها أعدائها وتز وتزجر بها من يتعرض لها أو يؤذيها وفتح لها منخرين أو منخرين أو منخرين وفتح لها منخرين وجعلهما آلة لها لتشم بها روائح من الطيبات، وجعل لها فمًا مفتوحًا فيه قوة ذائقة، تتعرف بها الطعوم الطيبات، أفن بها, الطيب بها الطعوم الطيبات ومن الطعوم المشوبات، وجعل لها مشفرين. حادين تجمع بهما من ثمر الأشجار ومن ورق النبات والأزهار وأنوار الأشجار رطوبات لطيفة، وجعل في جوفهما وجعل في جوفهما قوة جاذبة وماسكة وهاضمة طابخة منضجة. تصير تلك الرطوبات عسلا حلوا لذيذا وشرابا صافيا وغذاء عفوا وغذاء نقطة غذاء لها ولأولادها وذخرا أو عونا لشطفتها كما جعل في طروع الأنعام قوة هاضمة تسير التمى lebenen halisan saygan li şaribine. Vasful Hayvan tasviri, hayvan betimlemesi. Vasf, vasfa yesufudan e, betimlemek, özelliklerini zikretmek demektir. Arı ya da arılar. İhvan-ı Safa'ya ait bir metin ve mimma khassallahu bihi nahl ve anam alayha bihi Allah'ın arılara has kıldığı ve onlara bahşettiklerinden biri tabi bu bahşettiği şey ekleyebiliriz burada şey sözcüğü yok ama Türkçe'de genelde eklenir Allah'ın aralara has kıldığı ve onlara bahşettiği şeylerden biridir. Bu yüklem ne? Bundan sonra söyleyeceğimiz şey ve mövbel mastar olarak geliyor. Fakat şöyle de tercüme edebiliriz. Biridir demeden yüklemi sanki özleymişçesine Allah'ın arılara has kıldığı ve onlara bahşettiği şeylerden biri şudur gibi ben yükleme özne özneyi yükleme yapmış oluyorum. Fakat Arapçada irab ederken altını çizdiğim baştaki ifade haber. Şimdi cümlesi türünden. Peşinden gelen mövel mastar. efendim. Mübteda. Ögez olur. En ceale hılgate suretihe ve heyakilihe ve cemile ahlakı ve husne siretihe ve tasarife umurihe. ibreten li ulil ve ayeten li absar. Burada müevvel mastar işte sonuna kadar buraya kadar devam ediyor. Burada asıl olan cehale fiili. Cehale fiili efendim belki bununla başlamak gerekiyordu. Açıklama bilgiyle. Bir halden bir hale dönüştürmek anlamında kullanılır. Yaratmak efendim anlamında da çokça kullanılır. Başka anlamları da var. E, çoğu kere biz e, bir halden bir hale dönüştürmek anlamını kılmak sözcüğüyle de ifade ederiz. Burada e, cehale, faili Allah olduğu için müzekker olarak çekimlenmiştir. Allah'ın aralara has kıldığı ve onlara nimet olarak verdiği yani bahşettiği şeylerden biri onların yaratılışını iskelet yapısını güzel ahlakını ve güzel yaşantısını ve işleri çekip çevirmelerini akıl sahipleri için bir ibret ve basiret sahipleri için bir ayet kılmasıdır. Şimdi burada ceale bir şeyi bir şey haline kılmak demektir. Ceale fiil, Allah fail. Şuradaki hılikate ile başlayıp ve tasarife umurihe ifadesinin hepsi cealenin birinci nesnesi ibreten li'ulil elbab ve ayeten li'ulil absar ise ikinci nesnesidir. Ve en ile de bu cümleyi masalaştırıyoruz. Tekrarlıyorum. Allah'ın aralara has kıldığı ve onlara nimet olarak verdiği ya da bahşettiği şeylerden biri onların yaratılışını, iskelet yapısını, güzel ahlakını, güzel yaşantısını ve işlerin çekip çevirmelerini akıl sahiplerine ibret, basiret sahiplerine ayet olarak kılması dır. Ya da kılması Allah'ın arılara has kıldığı ve onlara bahşettiği şeylerden bir tanesidir. Velike <laughs> ennehu. Şimdi buradaki velike <laughs> mübtedadır. E geri kalanı da haberdir. Haber de enne ile başlamış. E o zaman peşinden özne ve yüklem olan mübteda haberden oluşan bir isim cümlesi olması gerekiyor. Fiil cümlesinin önüne masalaştırmak için en, isim cümlesinin önüne masalaştırmak için ne getiriyoruz. Ee, efendim, burada şöyle ki diyebiliriz. Şöyle ki o yani Allah şöyle ki Allah خَلَقَ لَهَا خَلِقَةً لَطِيفَةً وَبُنْيَةً نَحِيفَةً suretan عَجِيبَةً Şöyle ki, Allah, şöyle ki o yani Allah onlara yani arılara latif bir yaratılış zayıf, cılız bir bünye, yapı ve enteresan bir görüntü yaratmıştır da diyebiliriz, vermiştir de diyebiliriz e, efendim. Sonra bu ifadelerin kapalı olduğunu düşünüyor ki yazar veya yazarlar bunun beyanı ki ennehu diye şey yapıyor. Bunun efendim açıklaması beyanı zelike. Bunun açıklaması şudur. Fakat şudur yerine biz mövvelmasları görüyoruz. İsim cümlesi olduğu için enne gelmiştir. Yani bunun açıklaması şudur diye tercüme ederek e, Türkçe cümlemizi rahatlatabiliriz. Bunun açıklaması şudur hu Allah lafzına gidiyor. O e, ennehu ceale bunyete cesediye selase mafasile mahdudetin. E, harekeleme üzerinde duracağım. Niçin bu şekilde harekelendiriyorum? Çünkü selase'den sonraki isim mecurur gelir ama fetalı gelmiş. Diyeceğim ki gayrimusarı olduğu için. Efendim yani bu mecurur ama fetayla mecurur. E, mahdude o bunun sıfatı o ise kesra ile mecrur olur. Gayrımız tarifler feta ile mecrur olur diyeceğiz efendim. Önce bir kabaca anlamını verelim. Daha sonra bu anlamını, anlamı nasıl tercüme ettiğimiz üzerinde yine duracağız. Kelime bilgisi vereceğiz. Evet bunun açıklaması şudur. Allah arıların vücut yapısını, bu niyete cesedi vücut yapısını belirgin 3 e, Eklem, boğum, e, efendim haline getirmiş ya da bu cehaleye yaratmış anlamını verebiliriz. Yani e, bunun açıklaması şudur: Allah arıların vücut yapısını e, belirgin üç eklem halinde yaratmıştır ve cehale vasıta cesediye ve e, efendim e, vücudunun ortasını efendim yani karın kısmını mudmecen mahruten ve ra'sehe mudavvaran mebsutan evet vücudunun ortasını iç içe yani iç içe girişik birbirine iç içe girmiş e, mahrutan ve konu şeklinde ve başını da efendim yuvarlak geniş bir şekilde yaratmıştır diyeceğiz yine cehaleye burada belki 10 tane 15 tane cehale geçiyor bunlara e, Efendim bir halden bir hale dönüştürdü haline getirdiği anlamı vereceğiz Eğer bu uygun düşmüyorsa yarattı verdi bahşetti e, anlamlarını e, vererek tercümemizi e, yapacağız e, Efendim ne dedik e, Vücut yapısını e, belirgin üç e, eklem halinde yaratmış. Vücudunun ortasını yani karnını iç içe konu şeklinde ve başını da yuvarlak e, efendim geniş bir e, şekilde yaratmış. Warakabe fi vasatihe ortasına ortasına. Şimdi rakkebe bindirmek ya da iki şeyi efendim kurmak, birleştirmek ee, diyeceğiz. Bu, buraya oturtmuş diyebiliriz. Ortasına erba erculin ve yedeğini. Mutenesibetil mekadiri. Dört ayak ve iki el e, oturtmuştur. Fakat burada e, sıfatları var. Mutenesibetil mekadiri ölçüleri uyum içinde ke adla'i şeklin müsaddesi fi't-daireti daire içindeki efendim altıgen kenarlar gibi li-tasta'ine biha alel-qiyami vel-qu'udi vel ve nuhudi efendim kalkmakta ve oturmakta inmekte ve yükselmekte efendim kullanması için istehane <laughs> isti'ine yardım almak demek burada kullanmak sözcüğünü kullanmak yerinde olacaktır. Hmm, efendim. Allah arının vücut yapısını belirgin üç eklim haline getirmiş. Yani yaratmış. Vücudun ortasını iç içe konu şeklinde ve başını e, yuvarlak yastı olarak yaratmış. Vücudunun ortasına kalkmasında ve oturmasında inmesinde ve yükselmesinde e, Kullanabilmesi ya da kullanabilmeleri için Daire içindeki altıgen e, Efendim kenarları Gibi Oranı birbiriyle Uyum içinde Dört ayak ve iki el Yerleştirmiştir e, Koymuştur e, Efendim Watukattiru أساس بناء منازلها وبيوتها على أشكال مسدسات مكتنفات كي لا يداخلها الهواء فيضر بأولادها أو يفسد شرابها الذي هو قوتها وذخائرها Onlar, şimdi burada arı, ar dedik ya kelimesi. Arı demek cins isim, Efendim, gerektiğinde onlar şeklinde de tercüme edilebilir. Efendim, bu e, cins isimler e, tekil olarak da değerlendirilebilir. Müzekker, e, mühendis olarak da değerlendirilebilir. Nitekim, şurada, e, nerede? Ename aleyhe derken, he zamiri getirilmiş Mesela. Şimdi burada da tukattiru diyor. Efendim hiye zamirine göre çekimlenmiş. Yani akıl suçu olursa. Şurada da listesteine denilmişti. Ve tukattiru esese diye başlayan ifadede şurada niçin sorusunun cevabı var. Biz Türkçe'ye niçin sorusunun cevabını genellikle önce veririz. Yüklemden önce veririz. Hava girmemesi ve çocuklarına zarar vermemesi. Yani havanın girip, içeri girip çocuklarına zarar vermemesi. Ya da azıkları ve stokları olan içeceği bozmaması için evlerini ve yuvalarını Etrafı çevrili altıgenler şeklinde inşa etmelerinin temelini esasını e, takdir ederler e, efendim bu arılar burada Yadurra, Yufsid'e e, fiilleri Yudaqile'ye atfedildiği için hepsi masum olmuştur. E bu niye masum oldu? E, master edatı k geldiği için buradaki k yerine n de denilebilirdi. E, efendim, pardon. E, k e, buradaki hmm, k lam anlamında. E, efendim yine gizli bir n ile nasip ediyor. Bunun açıklamasını yine, yine yaparız. Ve bi erbaatil ercülü vel yedeyni bu dört ayak ve iki el sayesinde ya da bu iki el ile de diyebiliriz sayesinde de diyebiliriz. Bu dört ayak ve iki el sayesinde tecmim varakleşçari ve zehri ve simari ağaç çiçek ve meyve yapraklarından ya da şunları fetalayarak okursak. Ağaç yapraklarından, efendim çiçek ve e, meyvelerden, ürünlerden evlerini ve yuvalarını inşa edecekleri yağlı sıvıları, buradaki yağlı sıvıları e, ifadesini e, mum, arı mumu diyorlar. Sözcüğüyle ifade edebiliriz. E, mumları toplarlar. Bu dört ayak ve iki ay el sayesinde evler, e, efendim evlerini ve yuvalarını inşa edecekleri mumları e, ağaç yapraklarından, çiçeklerden ve ürünlerden toplarlar. E, Ojale Subhanahu ve Taala, efendim kendisini tüm eksikliklerini tenze ederim. Şanı yüce olsun. Bu söylediklerimiz Allah'a Allah'a hitapta veya ona dua kullanılabilecek sözlerdir. O yüzden Allah demesine gerek kalmadı burada. Evet, Cealallahu ala ketfiha arba'at ecnihatin hafifetin haririyetin letasiha fi tayaran fi semai. Allah e, onların efendim omuzunda e, veya sırtında da diyebilirsiniz. Omuzunda. E gökyüzünde e, uçarak dolaşması için ipekli hafif dört kanat ne diyeceğiz? E, yaratmıştır diyeceğiz e, efendim. O ceale muakhara bedeniye makrûta şekli, mücevve mücevven مملوًا هواءً. ليكون موازن لثقل رأسها في الطيران. بدنن arkasını, arka kısmını efendim bu yani kıç kısmını, arka kısmı dedi. Şimdi baş kısmı var, orta kısım gövde var. Bir de arka kısım, işte bedenin arkasını başının ha uçarken uçuş sırasında başının ağırlığına denk olması için havayla dolu içi boş içi boş havayla dolu koni şeklinde yaratmıştır. E, o kıç kısmını e, efendim ve ceale lehe humeten haddeten kehen şevketun o e, diken gibidir kehen lehe şevketun şevke çatal anlamına da gelir diken anlamına dirgen anlamına da gelir e, burada ceale yine yaratmıştır bahşetmiştir vermiştir diyeceğiz efendim Allah hepsinde Müzekker olarak çekimleniyor zaten. Allah e, arılara ya da araya yani ona diken gibi keskin bir iğne vermiştir. O cehale silahen leha ni tuxufa biha agda'ha ve tezgera biha men yatarrozu leha ou yuziha. Şimdi Burada cealeyi bir halden bir hale dönüştürmüştür şeklinde tercüme edeceğiz. İşte haline getirmiştir. Yapmıştır. Deneyelim. Buradaki he zamiri humaya gidiyor, iğneye gidiyor. Ve onu yani bu iğneyi düşmanlarını korkutmak ve önüne çıkanları ya da kendisine e, eziyet edecek olanları kovmak için e, efendim bir silahı haline getirmiştir. Bir silahı haline getirmiştir. Bir silahı yapmıştır. Bir silahı haline getirmiştir. Uygun bence. Ve fetaha Mun, kharayn ya da man ya da min e, efendim ben min diye okuyacağım e, aklımda hep öyle kalmış ama üç şekilde dokunabilir fetaha lehe min fetaha açtı demek minhar burun deliği iki evet o, o ona iki burun deliği açmıştır veya vermiştir ve cealehuma aleten lehe. Bu iki burun deliğini yani onları efendim onun bir aleti efendim belki de organ denilebilir. Organı haline getirmiştir. Yani arılar için iki burun deliği açmış ve bu iki burun deliğini onların bir organı haline getirmiştir. Elli teşumme bihi ravaiha min'at tayyibat. Ravaih kokular demek. Min'at tayyibat güzel güzel kokuları koklaması için ya da güzel kokuları onun sayesinde koklayacağı bir alet haline getirmiştir. Bu şekilde de söylenebilir. Daha doğrusu aynı şey zaten. Birinde alet dedik diğerinde organ. Ve ceale lehefemen meftuhan Evet. Burada yine yaratmıştır, vermiştir anlamını söyleyeceğiz. Ona, arılara açık bir ağız yaratmıştır ya da açık bir ağız vermiştir. Şimdi bu açık bir ağız nekra peşinden bakınız. Fihi kuvvetun içinde bir kuvvet var. Bu isim cümlesi sıfat oluyor. Yani Allah arılara e, güzel tatları e, kötü tatlardan ayırt edebileceği e, efendim tadıcı bir kuvvet bulunan ha, içinde için tekrar alıyorum çünkü şuradaki içinde ifadesini önce zikretmezsem şuraya sıfat yapamam. Evet Allah arılara virgül içinde virgül güzel tatları kötü tatlardan ayırt edebileceği bir tat, tadıcı güç bulunan açık bir ağız Vermiştir. bahsetmiştir, Yaratmıştır. Ve ceale lehe mişfereyni. Efendim mişfer e, bu deve ağzına mişfer diyorlar. E, dudağına. Ağız demişim pardon. Dudağına. E, fakat burada çene diyebiliriz. E, arı için. Efendim yine ceale geçiyor. Ceale lehe mişfereyni deni İki keskin çene yaratmıştır, bahşetmiştir, vermiştir. Tecma'u bihime. Buradaki bihime, Mişfere'in kelimesine gidiyor. Ve bu tecma'ul cümle, bunun sıfatı olacak o zaman. Nekr artı ce. Efendim bu iki çene sayesinde, Tecma'u min temerel eşcari, ve min varakil nebeti ve leshari ve envaril eşcari, rutubetin latifeten. Latif, rutubet, latif ve berrak sıvılar diyebiliriz. Evet, bu iki çene sayesinde ağaçların e, ürününden, meyvesinden diyebiliriz. Bitki ve çiçeklerin yaprağından ve ağaçların çiçeklerinden e, berrak sıvılar toplar. E, şimdi bunu Buna sıfat olarak yeniden tercüme edelim. Evet baştan şuradan. Allah arılara kendileriyle virgül ağaçların ürünlerinden bitki ve çiçeklerin yapraklarından ve ağaçların çiçeklerinden berrak sıvılar Polen de diyebiliriz sanırım. Toplayacakları keskin iki çene yaratmıştır. Yani bu cümlenin aslı lehe ve mishvareyn. Cehale fiil, faili gizli. Lehe ve mişveren iki ayrı mefologesidir. Cale çit nesne alıyor. Geri kalanlar da mishvareynin sıfatıdır sıfat Türkçe'de önce gelir biliyorsunuz. Ve ceale fi cev fihime kuvveten cazibeten. İşte burada da biraz sonra okuyacağımız bu uzun cümlenin efendim tamamının en yalın hali şunlardır. Ceale fiil, faili gizli Allah. Fi cev fihime mefuldür kuvveten o da başka bir mefuldür. Yani iki tane mefhul var burada. Geri kalan ifadeler kuvvet kelimesinin efendim e, sıfatı olacak. Burada kemalı bir ifade var onu cümleye e, önce yansıtmak gerekecek çünkü yukarıda yapmış olduğunu buna benzetiyor. Hani İstanbul'a gittiği gibi efendim şunu da yaptı diyoruz ya o gibiyi biz önce söylüyoruz ama Araplar e, asıl yüklemli ifadeyi söyler. Şunun gibi diye de e, efendim ilave açıklama getirir. Biz bu ilave açıklamayı bu cümlenin başına alacağız. Kemec halfi duru'l enam kuvveten haazime tesyiru't temen deme halisen say'in li şaribin. Bunu en önce söylüyoruz ve cümlemize gibi ekiyle bağlıyoruz. Allah Hayvanların memelerinde kanı içecek olanlar için hazmı kolay, saf bir süt haline getiren sindirici bir kuvvet yarattığı gibi hayvanların memelerinde kanı işte saf süt haline getirecek sindirici bir e, kuvvet yarattığı gibi şimdi başa geçiyoruz. Evet. Bu iki çenenin içerisinde yani arıların iki çenesi vardı ya. Bu arıların iki çenesinin içinde o sıvıları o sıvıları hem kendileri hem de çocukları için tatlı lezzetli bir bal saf bir içecek ve besin haline getirecek Efendim, azlık ve kışlıkları olacak. Devam ediyoruz. Kendisine çeken, tutan, sindiren, pişiren ve olgunlaştıran bir güç. Yaratmıştır. Şimdi hayvanların memelerinde öyle bir efendim sindirim gücü var ki o kanı süte dönüştürüyor. Aynı şekilde arıların bu çenelerinin içinde öyle bir güç var ki bu güç son çekiyor o suyu çekiyor o suyu tutuyor o suyu efendim e Sindiriyor o su, o suyu sıvıyı e, pişiriyor, olgunlaştırıyor işte o güce çekici veya somurucu diyebiliriz, tutucu, sindirici, pişirici ve olgunlaştırıcı güç güç diyoruz. İşte Allah e, çenelerinde e, bu gücü yaratıyor. O zaman hayvanların Allah hayvanların memelerinde kanı içecek olanlar için hazmı kolay saf süt haline getirerek sin getirecek sindirici bir kuvvet yarattığı gibi arıların bu iki çenesinin içinde de bu sıvıları hem kendileri hem de yavrular için lezzetli tatlı bal saf bir içecek ve besin haline dönüştürecek azık ve kışlıkları olacak şekilde çekici tutucu, efendim sindirici, pişirici ve olgunlaştırıcı bir kuvvet yaratmıştır. Şu normalde kemala ifadeli, ifadeleri yukarıdakini tercüme edip ayrıca Allah şunları da yaratmıştır demek yerinde olur ama e, bu cümlede bu kemalı ifadeyi önce tercüme etmemiz bir zorunluluk gibi oldu. Efendim?